Bile. Evet geliyor. Tamam. Selam herkese. Çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz ikinci geometri çalıştayının birinci gününden herkese merhaba. Bugün Hülya Aytunlu hocamız bizlerle. Hocamız kendisi Balıkesir Üniversitesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Bugün bize istatistiksel manifoldlar üzerinde bazı geometrik eşitsizlikler başlıklı konuşmasından bahsedecek. Hocam hazırsak başlayabiliriz. Sizler de sorularınızı chatten iletebilirsiniz ya da hocamıza iletmek istediklerinizi chatten yazabilirsiniz. Hocam konuşma sırasında mı soruları almak istersiniz yoksa en sonda mı? Yani aslında konuşma sırasında da olabilir. Çünkü hani geri dönmek bazen sıkıntı olabiliyor. Hani o neydi, o neredeydi falan gibi not almalar. Hani konuşma sırasında olsa belki de daha iyi olacak yani. Zaten ben de muhtemelen göreceğim hani chatten burada yazan arkadaşları. Oradan direkt yazarlarsa konuşma sırasında belki de müdahale etmesi daha kolay olur. Öyle Tamamdır yapalım. o zaman. Tamam hocam o zaman. O zaman hocam hazırsak başlayabiliriz. Tamam, peki teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir şey hazırladığınız için gerçekten ben ilk defa gördüm böyle bir şeyi. Yani geometri çalıştayının sizin tarafınızdan hazırlandığını. Şu an biraz heyecanlıyım. Yani böyle bir uzun bir konuşma ilk defa yapmış olacağım yani. Şöyle ekranımı da paylaşayım. Tekrar da oradan devam edeyim ben de. Şimdi ben İstatistiksel manifoldlar üzerine bazı geometrik eşitsizlikler anlatmayı amaçladım, hazırladığım sunumunda. Siz de bahsettiniz zaten. Burada Balıkesir Üniversitesi'nde doktora yaptım, bitirdim. Yani yaklaşık 1,5 sene falan oldu. Bu konu üzerinde benim istatistiksel manifoldlar tez konumdu. Ve bu tez üzerinde, bu konu üzerinde yani biz de bazı geometrik eşitsizlikler yaptık. Bitirdikten sonrasında da birkaç tane yine bu manifoldlar üzerinde devam ettik eşitsizlikler yapmaya. Yani bunlardan bahsedeceğim biraz. Tabii biraz daha özele indirgeniyor herhalde. Ben az önceki konuşmayı da dinledim. Gerçekten hocam çok güzel böyle hazırlamış. Yani daha böyle uygulamaya yönelik hani yaptığı şeyler gerçekten çok daha güzel şey görünüyordu. Biz de naçizane yaptığımız çalışmalardan hani biraz bahsetmeye çalışacağım ben. Şimdi istatistiksel manifoldlar hani çok böyle şu an özellikle aslında gündemde olan konulardan hani birazcık onlardan bahsedeyim. Ya ben bunun üzerine de işte dediğim gibi tez yaptığım için aslında ilk başta yani şöyle söyleyeyim, istatistiksel manifold kavramı yani böyle daha çok istatistik var adı üstünde hani üst şeyinde içinde. Bildiğimiz istatistik üzerine aslında dağılımlar hani lisanstan falan da belki hatırlayanlarınız olur. İstatistik dağılımlarıyla alakalı hani bunlardan manifoldlara örnekler üretmeye çalışmışlar. Bu işte bilgi geometrisi dediğimiz hani bu olasılık dağılımları bunlarla alakalı yani bunun sırf üzeri geometrisini inceleyen bir bilgi geometrisi dediğimiz bir bilim dalı var aslında burada. Daha çok information geometri dediğimiz alanda hani çalışılıyor. Bu işte information geometrinin de aslında çok fazla da uygulama alanları var. İşte fizikte, bilgisayarda, hatta şeyde daha çok uygulama matematik alanında bildiğimiz işte yapay sinir ağları diye şu an çok gündemde olan bir şeyler var. Hani onlarda falan da aslında çok fazla uygulamaları var. Ama tabii ben işin biraz daha geometrik kısmını çalıştım yani açıkçası. Bunun bir de afin geometride karşılıkları var. Ya yani daha çok geometriksel hani aslında istatistiksel manifold var ama biz daha çok yine böyle koneksiyon, işte eğrilik hani bunların işte istatistiksel manifold olduğunda neler ekleniyor, neler çıkıyor. Bunlarla alakalı hani çalıştım ama ilgilenmek istiyorum açıkçası çok bazen çalışmalar görüyorum. Hakikaten de bu information geometri kısmında da çok güzel böyle o yapay sinir ağlarında uygulamaları çok fazla var. Hani böyle olasılık dağılımlarıyla alakalı biraz daha istatistik kısmında geometrinin. Hani ben o kadar çok girmedim. Hani benim danışmanım da hocam da daha çok geometrik kısmıyla ilgilen bildiğimiz için daha pür geometrici olduğumuz için daha doğrusu orayla ilgilendik ama tabii bu işin aslında diğer yan dallarla belki de yapılan bağlantısı çok daha iyi hani çok daha böyle
nasıl diyeyim, göz doldurur. Böyle daha güzel oluyor aslında diğer dediğim gibi alanlarla bağlantısını görmek. Hani matematiğin aslında daha çok bir bütün olduğunu göstermiş oluyor. Hani gerçekten aslında geometri ya da topoloji her neyse hiç fark etmem. Hepsi aslında birbiriyle bağlantılı. Yani muhakkak bir yerden bir şeyi çıkıyor yani bağlantısı çıkıyor. Yani dediğim gibi hani istatistiksel manifoldların burada afin diferansiyel geometrideki karşılığına biz hani daha çok baktık. Ya sunumları da hani birazcık İngilizce hazırladım ama tabii Türkçe anlatacağım daha çok hani İngilizce çalışmalarımız üzerinden yaptığımız için. Dediğim gibi istatistiksel manifold kavramı aslında çok fazla yeni bir kavram değil. Burada da görüldüğü gibi 1985 yılında ilk olarak Amari atıyor bu diferansiyel geometrik yaklaşım istatistiksel modeller üzerinde. Tabii o biraz daha dediğim gibi böyle olasılık dağılımlarıyla alakalı çalışmış. Örnekler vermiş hani burada. İlk atan kişi bu ama tabii o zamanlarda muhtemelen bilgiye ulaşmak biraz zor. Hani bu kadar şey olmadığı için. Kolay olmadığı için tabii çok fazla ilerlenmemiş. Yani çok yeni bir kavram değil aslında istatistiksel manifoldlar ama son günlerde çok fazla üzerine tezler yapıldığı, çalışmalar yapıldığı, yabancı Türklerde de var hani girenler bu konulara. Çok fazla değil ama yani açıkçası çok böyle yeni bir konu alanı gibi görülüyor geometride özellikle. Biraz önce de söylediğim gibi bu istatistiksel manifoldların gerçekten çok fazla uygulama alanı var aslında bu information geometri dediğimiz alanda. Az önce de bahsetmiştim zaten bu alanlardan birkaçının işte özellikle de yapay sinir ağları ile alakalı çalışmalardan da çok fazla hani görmüştüm. Bu optimizasyondaki karşılıkları, optimizasyon mesela eşitsizliklerden bahsedeceğim. Bu eşitsizliklerin işte optimizasyon yöntemiyle daha yaklaşımlarını hani daha ne kadar çok sonuca yaklaşabiliriz, ne kadar sonuç elde edebiliriz gibi hani biraz daha uygulama matematiğe yönelik sonuçları yani araştırdığımız zaman özellikle literatürde gerçekten bununla alakalı birçok çalışma var. Yine dinamik sistemlerle alakalı kuantum fiziksel zaten geometrinin aslında fizikle de çok böyle uygulamaları olan bir alan geometri matematikte. Hani fizikle daha fazla uygulaması olan bir alan geometri. Bunda da hani muhakkak var böyle bu şekilde ama dediğim gibi çok fazla şu an çalışma fırsatı bulamadım o alanlarda. Tabii o şekilde girsek belki de çok daha iyi olur yani girebilirsek inşallah. Bu şekilde bir uygulama alanları var bunların. Bir de tabii eşitsizlik. Şimdi eşitsizlik dediğimiz kavramlardan bahsetmek istiyorum biraz. Yani istatistiksel manifoldların üzerinde uyguladıklarımızdan. Şimdi benim de çok böyle çalışmalarını incelediğim Chen adında bir geometrici var. Yani gerçekten çok fazla alanda, çok fazla alana yönelik çalışmaları olan gerçekten çok iyi bir geometrici olduğunu düşündüğüm birisi. Burada Chen, şurada da yazdığım gibi 1993 yılında burada bir reel uzay formda onun bir alt manifoldu arasında iç ve dış değişmezler dediğimiz ki bu iç ve dış değişmezler dediklerimiz de aslında bizim manifoldlar üzerinde bildiğimiz skaler eğrilikleri, Ricci eğriliği, ortalama eğrilik vektörü bunlar oluyor. Bunlar arasında bazı eşitsizlikler elde ediyor, kuruyor yani daha doğrusu. Burada da yazdığım gibi yani bu eşitsizliklerden kastettiğimiz işte burada dediğimiz dış değişmezler, ortalama eğrilik vektörü, iç değişmezler kastettiğim şey de bildiğimiz burada skaler körveçeri ve Ricci eğrileri, Ricci körveçeri dediğimiz içeren eşitsizlik, içeren vektörler oluyor daha doğrusu. Ve bu da Chen değişmezleri olarak biliniyor artık bunlar. Çünkü bunu ilk kuran Chen olduğu için bu vektör alanları arasındaki, eğrilikler arasındaki ilişkiyi dolayısıyla Chen değişmezleri olarak adlandırılıyor şu anda. O şekilde biliniyor. Ve bu eşitsizlikler de tabii Chen eşitsizliği dediğimiz eşitsizlikler olarak biliniyor. Şöyle yani bunların birkaç tane çeşidi var. İşte skaler eğrilikle ve bir de kesitsel eğrilik dediğimiz hani çok fazla şeyleri var. Kullandığı alt manifoldun elemanlarından kullandığı şeylere göre isimleri değiştirmiş. Mesela Chen bulmuş tabii ki de bunu. Eğer skaler eğrilik ve kesitsel eğrilik arasında yapıyorsa bunu Chen eşitsizliği olarak kullanmış. Eğer ortalama eğrilik vektörü ve Ricci eğriliği arasında yapıyorsa bu eşitsizliği bununla Chen Ricci eşitsizliği deniyor. Bir de genelleştirilmiş Wittgenstein eşitsizliği dediğimiz bir eşitsizlik var. Onda da
Şeyde hemen bakayım. Yine kesitsel eğrilikte kullanıyor. Aslında ileriki şeylerde daha çok göstereyim. Şimdi tam şey yapamadım burada. Yani ben burada sadece hani çok fazla çeşitleri de var bu eşitsizliklerin. Geometrik olarak yapabileceğimiz yani kullanabileceğimiz. Ben burada çalışmamda bu kullandığım 3 tane eşitsizlik türünden bahsedeceğim. Ve kullandığımız istatistiksel manifoldlarda da neler elde ettik, nasıl sonuçlar elde ettik. Onları göstermiş olacağım bu çalışmamda. Tabii bu dediğim gibi burada işte yine bu çan tarafından bu sefer içi eğriliği ile işte ortalama eğrilik vektörü arasında buna çevre içi eşitsizliği, içi olduğu için işin içinde herhalde o artık ayrım olsun diye çevre içi eşitsizliği olarak aktarılmış. Tabii bunlar ilk çan tarafından reel uzay formundan veriliyor. Hani referansları da zaten sonunda da göstereceğim yani ilgilenmek isteyen arkadaşlara yer olursa. Bu ilk ortaya çıktığından sonra da birçok geometrici, hani benim dediğim gibi alanımda etrafımda ve danışman hocam da dahil olmak üzere birçok işsiz, yani birçok geometrici daha doğrusu benzer problemleri farklı alt manifoldlar için çeşitli ambiyant uzaylarda çalışmışlar. Burada da örnekleri var. Zaten bu Özgür, Profesör Doktor Cihan Özgür'dü benim danışmanım. Beraber tez yaptığımız, çalışmalar yaptığımız hocam. Çin'in var çalışmaları tabii burada görüldüğü gibi. Hani gerçekten rağbet gören açıkçası bir konu işsizlikler. Daha sonra da Çin işsizliği olarak Çin 2011 yılında bu sonuçların hepsini toplayıp bir yayın çıkarıyor ve tabii ki de referansları var orada. Burada yine benim işte hocam da Chen eşitsizliğini yarı sabit eğrilikli bir Riemann manifold üzerinde yapıyor, elde ediyor. Yine aynı şekilde tabii farklı konveksiyonlar kullanarak da bu Chen eşitsizliklerini elde edebiliyorlar. Yani Chen içinden ziyade Chen ilk başta çalışmışlar. Chen eşitsizliğini yarı simetrik kimetrik konveksiyon için reel uzay formunda elde etmiş. Benim aslında tezimin de başında, tezimin de daha doğrusu oluşmasında hani etkili olan açıkçası şurada yazılan makale oldu. Buradaki bu Aydın ve Mihailer 2015 yılında yaptıkları makalede sabit eğrilikli bir istatistiksel alt manifold için bazı eşitsizlikler buluyorlar. Yine bunlar da burada Chen eşitsizliğini, işte genelleştirilmiş eşitsizliği dediğimiz eşitsizlikler. Biz ilk olarak bu makaleyi çalışarak ben aslında istatistiksel manifoldlara giriş yaptım ve aynı zamanda eşitsizliklere de. Şimdi biraz da burada Rintgen'den bahsetmiş olayım. Chen ve Chen'den sonra bir de işte Rintgen eşitsizliğini çalışma fırsatım oldu açıkçası. Burada Rintgen eşitsizliği dediği işte burada yine ortalama eğrilik vektörüyle K kesitsel eğriliği ve onun dış işte bir yüzeyin normal eğriliği olarak oluyor. Bunların arasındaki ilişkiden doğrusu şu şekilde genel olarak görebiliriz bu Wittgen tarafından. İlk önce E4 üzerine kurmuş bu eşitsizliği. Dediğim gibi burada Gauss eğriliği K, yine ortalama eğrilik vektörü ve yüzeydeki normal eğrilik dediği K'dik bu şekilde tanımlamış. Daha sonrasında ya tabii ki bununla alakalı çalışmalar yapılıyor tabii ki bu çalışmalarda şurada gördüğümüz pardon, ve buradaki çalışmalarda da Wittgen eşitsizliğini burada reel uzay formlarda sabit eğrilikli, C sabit eğriliğine sahip bir reel uzay formun bir yüzeyinde onlar da bu şekilde olduğunu söylüyorlar. Hani burada artı C eklenerek bakın şunun arasındaki farkı bu. Bu şekilde elde etmişler. Ve tekrar burada da bu çalışmada bu arkadaşlar, DSMet ve arkadaşları da Wittgen eşitsizliğini iki kodaimension 2 olan bir alt uzayda reel uzay formu ve C sabit eğriliğine sahip bir reel uzay formunda da bu şekilde olduğunu söylüyor. Burada da işte rho dediğim şey normalleştirilmiş skalar eğriliği ve bu da normalleştirilmiş normal skalar eğrilik olarak söyleniyor rho dikte bir yüzeyde. Yani biz de bunu kullanarak aslında ortalama eğrilik vektörü ve
Rho ve rho dik arasında, yani normalleştirilmiş skalar eğrilik ve bunun normal skalar eğriliği olarak bunların arasındaki bir eşitsizliği elde ettik. Bu genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliği olarak biliniyor. Bunlar da sadece Wittgen'in bulduğu Wittgen eşitsizliği. Yani daha çok bu aslında şey olarak nasıl diyeyim, daha böyle lokal bir bölgede işte E4'teki bir yüzeyde bulmuşlar mesela. Bu da sabit eğriliği olan bir reel uzay formunda yapmış ama sonrasında daha da genelleştiren bu Semet daha genel bir uzayda çalıştığı için de genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliği olarak elde edilmiş. Bu hani biz de bu eşitsizliği elde etmeye çalıştık uzaylarımızda. Ve buna da bunlara da tabii DDV konjektür olarak da biliniyor bu genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliği. Literatürde bu şekilde de araştırabilirsiniz belki de. Burada da işte Codermation'ı 4'ten büyük olan, tabi burada iki genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliğini yazarken Codermation 2 olarak kullanmışlardı bunu burada. 4'ten büyük olanlar için de zaten işte burada iki eşitsizliğin bir eşitsizliğine dönüştüğünü söylüyor. Burada yine Çen de bu genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliği ile alakalı çalışmalar yapıyor. Dediğim gibi yine bunların şuradaki çalışmalarda da var. Hani incelemek isteyen arkadaşlar tabii ki de şeyde göstereceğim yine dediğim gibi referanslar kısmında. Bakabilirler nasıl çalışmalar yaptıklarını bu konuda. Yine benim dediğim gibi tabii ben kendi neler çalıştığımla alakalı daha çok anlatacağım için şu Aydın 2016 makalesinde burada yine Aydın ve Mihailer sabit eğrilikli bir istatistiksel manifold üzerinde Wittgen eşitsizliği kurdukları için bunu da ben hani biz açıkçası benim tezimin oluşturulmasında temel olan makaleler, yani bunları çalışarak başladım. Bunu tabii farklı uzaylarda denemişler. Dediğim gibi yine buradaki Mihailer de Hessian eğriliği, sabit Hessian eğriliği, Hessian manifold üzerinde de istatistik manifoldlarda çalışmışlar. Yani hakikaten son zamanlarda özellikle de ben başladığım zamanlarda teze 2015 yılı civarında bu konuya gerçekten çok fazla giren istatistiksel manifoldlara girenler oldu. Şimdi o kadar istatistiksel manifoldlar dedik. Tabii ki de istatistiksel manifoldların bizim bildiğimiz Riemann manifoldları arasında nasıl bir farklılığı var? Biraz onun temellerinden bahsedelim. Kendi yaptığım çalışmalara girmeden, yani yaptığımız çalışmalar desem daha doğru olacak şu an genel olarak. Şimdi istatistiksel manifoldlar dediğimde genel özelliklerinden bahsedersek normal bir Riemann manifoldunda bir konneksiyondan bahsederiz ki genelde bu bildiğimiz Levi-Civita konneksiyonu, diferansiyel geometri derslerinden muhakkak hatırlıyorsunuzdur. Bizim fark olarak burada iki tane konneksiyonumuz var ve bunlar torsiyonsuz dediğimiz iki tane afin konneksiyonu olacak. Nabla ve nabla yıldız yine bir Riemann manifoldu üzerinde tanımlanacak bir istatistiksel manifold dediğim. Yani Riemann manifoldu olması manifold üzerinde bir geometrinin tanımlanmış olması gerekiyor. Ve bu manifold üzerinde de iki tane konneksiyon tanımlanmış oluyor. İlk önce bir konneksiyon üzerinde eğer şöyle bir eşitlik sağlanıyorsa, yani bunları simetri özelliği olarak kullanmış aslında. Ama hani şu eşitlik varsa koneksiyon üzerinde buna bir istatistiksel yapı adı verdi. İlk önce tabii bir koneksiyon ve geometri üzerinde tanımlanıyorsa ve tabii bu eğer bir M manifoldu işin içine girdiği zaman burada buna istatistiksel manifold diyecek. Şurada söylediği gibi MG eğer onun istatistiksel yapıları tabi burada nabla ve nabla yıldızın da bunu sağlaması gerekiyor. Bir istatistiksel yapı olacağı için. Ve o istatistiksel yapı için iki konneksiyon arasında şöyle bir özellik sağlanıyorsa eğer burada da buna şu dörtlüye bir istatistiksel manifold demiş oluyoruz. Yani şöyle aslında istatistiksel manifoldlarda bir Riemann manifolduna göre yapılar iki katına çıkıyor. Yani eğrilik tensörü iki katına, konneksiyonlar iki katına, ortalama eğrilik vektör alanları iki tane, yani ikişer tane. Hep bunların birazdan da söyleyeceğim. Şurada nabla yıldız dediğim şey, bu nabla konneksiyonun dual konneksiyon olarak adlandırılacak. Hepsinin dualleri olmuş oluyor. Yani Riemann manifoldunda yaptığımız çalışmalar daha doğrusu iki tane artık elemanlar için yapılmış oluyor.
Dediğim gibi burada işte her bir torsion free yani torsiyonsuz afin koneksiyonun her zaman bir doğal koneksiyonu vardır. Nasıl bulunuyor? O da şuradaki Levi-Civita koneksiyonuna bağlı olarak çünkü biliyorsunuz bir geometriyi Riemann manifold üzerinde bu geometriğine göre Levi-Civita koneksiyonu tektir. Eğer yine o manifold üzerinde bize herhangi bir afin koneksiyon veriliyorsa, geometri üzerinde bu Levi-Civita koneksiyonu tek olduğu için şu eşitlikten dolayı ben bu nablaya ait bir nabla yıldız dual koneksiyonu bulabilirim. Bunun da yine dediğim gibi koneksiyonların çalışmalarını yapıp da ilk ele alan kişi Amari. Dediğim gibi biraz önce de demiştim hani Riemann manifoldlarından farklı olarak istatistiksel manifoldlarda her şey ikiye çıkıyor. Neden? Çünkü iki tane koneksiyon tanımımız var artık burada. Doğal koneksiyon dediğimiz ikisi de torsiyonsuz olan afin koneksiyonlar. İki tane afin koneksiyon olması demek buna karşılık burada da yazdığı gibi iki tane eğrilik tensörü demek. İki tane eğrilik tensörü olduğu zaman onunla da arasında şöyle bir bağıntının olduğunu söylüyor. Bu da Fırat'ın 2009'da yapmış olduğu bir çalışmada karşımıza çıkıyor. Eğrilik tensörüyle alakalı. Şimdi tabii biz alt manifoldlar, bu eşitliklerde eşitsizlikler, çalıştığım geometrik eşitsizlikler, hani başında da biraz anlatmaya çalıştım. Çalıştığım geometrik eşitsizlikler bir manifoldun alt manifoldu üzerinde, hani daha önce işte reel uzay formlarında ya da daha Riemann, farklı Riemann manifoldlarında yapıldığında hep alt uzaylar üzerinde, alt manifoldlar üzerinde yapılıyor bu eşitsizlikler. Daha çok alt manifold kavramı çalışanlar için hani ilgilendiriyor daha doğrusu burada. Onun için tabii ki de ilk önce burada alt manifold kavramından da birazcık bahsetmek istedim. Alt manifold için de burada M tilde'nin bir alt uzayı ilk önce olacak. Ve burada M üzerinde tanımı, G ve nabla koneksiyonu için eğer şöyle bir eşitliğimiz varsa normal burada bir immersyon tanımımız aslında burada bu. Eğer buradaki kullandığımız nabla G bir istatistiksel yapı oluyorsa, daha doğrusu tabii istatistiksel manifold üzerinde eğer tanımlıyorsak bunu buradaki nabla G'nin de bir istatistiksel yapı olduğunu söyledik burada. Yani şunu demek istiyorum. Eğer bu inversiyonu iki istatistiksel manifoldlar arasında kurabiliyorsak eğer zaten buna istatistiksel inversiyon denmiş oluyor. Burada da istatistiksel yapı olduğunu söylüyoruz zaten. Ve burada da eğer iki manifold arasında, iki istatistiksel manifold arasında bir istatistiksel inversiyon sağlanıyorsa bu durumda M tilde'nin yani alt uzaya, üst uzayın bir istatistiksel alt manifoldu olmuş oluyor. Yani o hani şöyle demek istedim. Hani dediğim gibi alt manifoldlar üzerine yaptığımız için bu eşitsizlikleri Riemann manifolddaki bir inversiyonun karşılığı istatistiksel manifoldlarda da var. Ve bu istatistiksel inversiyon sonucunda da istatistiksel alt manifold kavramından da bahsedebiliyoruz böylelikle. Yine dediğim gibi burada her şey koneksiyonumuz daha doğrusu ikiye çıktığı için dual koneksiyondan da bahsettiğimizden dolayı her şeyimiz artık ikişer tane olmuş oluyor. Yani bildiğimiz Riemann manifoldlar üzerinde Gauss formülleri burada iki tane artık. Çünkü iki tane koneksiyonumuz var. Dediğim gibi bütün elemanlar artık ikiye çıkıyor. Burada H ve H yıldız için simetrik ve bilinen imbelik eğrilik tensörü olarak adlandırılıyor. Burada yine nabla yıldız da şuradaki tildaların indirgenmiş koneksiyonları olmuş oluyor. Artık istatistiksel bir inversiyon tanımlayabildiğimiz için alt manifold kavramına geçebildiğimiz için istatistiksel alt manifolda indirgenmiş koneksiyonlardan da bahsedebiliriz. Ve burada yine A kısmı, A yıldız kısmı dediğimde şu şekilde bir eşitlikleri var. Bunları biz hep tabii ki şeyde eşitsizlikleri yaparken hani kullandığımız kavramlar. Burada tabii bu A ve A yıldız H'lardan kastettiğim şey H ikinci temel form ama tabii burada ikinci temel form demiyor. Çünkü Levi-Civita'daki karşılığı o. Hani burada istatistiksel manifold üzerinde bu H ve H yıldızlar bildiğimiz simetrik bilinen tensörler olarak adlandırılıyor. Bu ağlar da yine Levi-Civita koneksiyonu üzerinde bildiğimiz shape operatörü. Tabii burada da yine öyle olduğunu söylemiyor tabii ki de.
bir tensör olarak, yani bir dönüşüm olarak daha doğrusu bahsediliyor. Çünkü Levi-Civita'daki karşılığıyla aynı şey değil. Şimdi bir de burada şunu şöyle bir de kontak manifoldlardan birazcık bahsedeceğim. Şöyle ki yaptım çünkü eşitsizlikler ben kontak manifoldların istatistiksel karşılıklarında da açıkçası yaptım. O yüzden şimdi kontak manifoldlarda bunlar biraz daha artık pek lisans, yani lisansta anlatılır artık özel hani biraz lisansüstü düzey bilgilere giriyor bu uzaylar manifoldlar ama hani ilgilenen arkadaşlar var gerçekten eğlenceli geliyor bu kontak manifoldlar bana. Şimdi bildiğimiz Riemann manifoldları üzerinde bu kontak manifoldlar hani hiç duydunuz mu bilmiyorum. Sasaki uzay formlar, işte Kepler uzay formlar, bunlar Hermitian manifoldlar, hani bunlar var şey olarak. Tabii ben burada istatistiksel kısımlarıyla ilgilendiğim için bunların bir de tabii istatistiksel durumlarını yapmışlar. İşte Hermitian manifoldun like olarak artık şey yapmışlar. Yani Hermit benzeri gibi manifoldlar adlandırmışlar ya da Kekler benzeri gibi. Burada Takano ilk bunu düşünüp kuran kişi 2004 yılında. Dediğim gibi bir yarı Riemann manifoldu üzerinde bir J kompleks yapısı bir tipinde bir tensör alanı olarak ve J yıldızla tabii burada yine konveksiyonlarımız istatistiksel manifold üzerinde iki tane olduğu için yapılarımız artık ikişer tane oluyor. Şöyle bir eşitlik sağladığını sağlasın demiş. Bu durumda bu yapıya işte Hermit benzeri. Normalde bir kontak manifold üzerinde bu yapı ikisi de J olduğundan var. Yani jx'ye artı x virgül j'ye eşittir sıfır. Bir kontak yapı üzerinde bu. Tek bir j tensör alanı üzerinde var. Burada tabii istatistiksel manifolda geçtiği için iki tane yapı olmasının durumundan dolayı bunu bu şekilde tanımlamışlar. Böyle oldu. Yani iki tane tensör alanı tanımlayıp eşitliği de bu şekilde tanımlıyor. Dolayısıyla burada da işte o yüzden Hermit benzeri olarak kullanmış buradaki tanımı. İşte daha ayrıntısına inebilirsiniz farklı kontak manifoldlarla alakalı ya da bu makalelerde dediğim gibi ilk olarak Takano tanımladığı için bu istatistiksel üzerinde kontak manifoldu. Bu makaleye bir tekrar bakabilirsiniz. Burada tabii Hermit benzeri manifoldtan sonra artık burada yine bu J tensör olanı Nabla'ya göre paralelse demiş. Bu durumda da buna Kepler benzeri istatistiksel manifold olarak adlandırılıyor. Yani o da demek burada konneksiyona göre bir tensörün paralel olması demek şu özelliği. Tabii yine burada paralellik iki tane konneksiyonumuz olduğu için dediğim gibi Nabla yıldız üzerinde tanımlanıyor. Normalde bir Kepler manifold üzerinde sadece paralellik dediği J tensör olmanın nabla konneksiyonuna göre türevinin sıfır olması aslında. Paralellikten kastettiği şey bu. Tabii burada yine Kekler'in üzerinde de devam ediyoruz. Tekrar burada Takano fazla gitmedim. Tek boyutlu bu sefer bir manifold üzerinde daha farklı yani sadece tensör alanından ziyade işte kısi ve eta vektör alanı ile bir formunu da M üzerinde yapıyı ekleyip bu şekilde kurduğu zaman buna olmaz kontak manifold. Hani bu bildiğimiz Riemann üzerinde bir olmaz kontak manifold tanımı. İstatistiksel kısmına geçmemişiz. Şunu biraz yeri ters olmuş. Yine tabii biz işte bahsettiğim geometrik eşitsizlikleri hep işte Ricci eşitsizliği, eğrilik üzerinde bahsettiğim için benim için tabii ki de manifoldlar üzerinde bu R eğrilik tensörünün neye eşit olduğu benim için önemli. Orada kullanıyorum çünkü. Yani bir Kekler benzeri istatistiksel manifold üzerinde de bu şekilde tanımlamış Takano kendi makalesinde. Pardon, eğrilik tensörü bunu sağlayacak diye kullanıyorum çünkü eşitsizlikleri elde ederken. Tekrar şimdi Kekler'in üzerindeki yapılara gelelim. Yani Kekler benzerinden daha üzeri işte bu Sasaki'an dediğimiz, kosiklet dediğimiz hani kontak manifoldları üzerindeki yapılara. Şimdi Takano burada şu düşünmüş yani şöyle bu J üzerinde olan yapıyı eğer fi gibi bu sefer kompleks olmayacak bu yapı. Fi ve fi yıldız tipindeki bir tensör alanı üzerine şu eşitlik sağlamıyorsa bunu da
Olmos kontak metrik manifoldun bir çeşidi olarak adlandırmış. Yani tam olarak olmos kontak metrik manifold demiyor Riemann üzerinde olmadığı için. Tabii burada yine kontak yapılarla alakalı bazı eşitliklerden bahsediyoruz. Yani kontak yapıyı eğer biliyorsanız kontak yapılarda tek olan phi, eta, ksi değerleri, ksi ile eta bizde de tek ama phi ve phi yıldız için yani iki türlü sağlanıyor bu sefer bu değerler. Kontak manifoldların o yüzden bir çeşidi olduğunu hani o şekilde tanımlamış Takano bu makalede. Direkt kontak manifold dememiş. Ve şimdi üstüne çıkalım işte dediğim gibi burada arkadaşlar eğer bu sefer de ksi ve fi şu şekilde iki özelliği sağlıyorsa bu iki eşitliğin aynı anda sağlanmasını istiyor. Dolayısıyla burada da bu altılı yapıya Sasaki benzeri istatistiksel manifold demiş. Yani hani dediğim gibi bunlar artık benzeri olarak kurulmuş ve eğrilik tansiyonunu de Nabla'ya bağlı şu şekilde tanımlamış. Yani sadece fiiller ama bunlar fi yıldız da. Yani normal bildiğimiz Riemann üzerindeki Sasakiyan manifolddan farklı olarak eğrilik tansiyonunu tanımlıyor. Hatta bunu sağlayacak şekilde bir örnek bile kullanmış. Ben ileride de göstereceğim zaten bunu. Yani boş olmadığını da söyleyebiliyor. Eğrilik tansiyonu bu şekilde tanımlıyor. Eğer dediğim gibi fi yerine fi yıldız kullanırsak yapılarımız iki tane olduğu için bu sefer de R yıldızı. Yani R yıldızları yani doğal olanlar içinde elde etmek eşitlikleri çok zor değil. Hani yapıları o şekilde benzer oluyor zaten yani normal kısmıyla. Bir de ortalama eğrilik vektör alanından bahsettim. Çünkü eşitsizliklerimiz bunu da ilgilendiriyor bunların arasında olduğu için. Yine normal bir Riemann üzerinde eşit ortalama eğrilik vektörümüz bir taneyken bizde görüldüğü gibi iki tane olmuş oluyor. Bir de çen eşitsizliğini ben bahsedeceğim için biraz toparlamaya çalışayım. Birçok çalışmayı bir araya koymaya çalışayım. Hani şöyle bir bahsedeyim sadece diye. Ve kesitsel eğrilik de şu şekilde kullanılıyor. Kesitsel eğriliğimiz de var çünkü eşitsizliklerimizi elde ederken. Bunu da Opozzo ilk defa bu çalışmasında kesitsel eğriliği şu şekilde tanımlanıyor. Burada R0 dediği de Levi-Civita konveksiyonu eğrilik tansör alanı aslında. 14 olarak tanımlanmış. Şimdi ben burada bazı tanımladığımız birkaç uzaydan da bahsetmiş olacağım. Şimdi istatistiksel bu biz ilk başta söylemiştim. Sabit eğrilikli istatistiksel manifold üzerinde yapılan bazı çalışmalar vardı. Biz ilk olarak bunu yarı sabit eğrilikli bir istatistiksel manifold için elde ettik. Bu işte ilk benim çalışmamın ortaya çıkmasında sebep olan şu makalede istatistiksel bir manifold için sabit eğrilik bu şekilde tanımlanmış. Yani normal bir Riemann üzerindeki sabit eğrilikle aynı şey aslında. Ve biz de buna benzer kullanarak yarı sabit eğrilikli bir istatistiksel manifold için eğrilik tensörü şunu sağlasın diye düşündük. Burada yine kullandığımız Tx fonksiyonu işte metrik yardımıyla bu şekilde elde ediliyor. F'de birim vektör alanı. Yine burada işte eğer bu istatistiksel yapı ise metrikli bir istatistiksel manifold oluyor ve bu eşitlik sağlanıyorsa eğer şurada bahsetmiş olduğumuz 15 eşitliği bu durumda da yarı sabit eğrilikli istatistiksel manifold adını almış oluyor. Yine burada B'nin sıfır olması durumu gördüğünüz gibi şu terimin hepsi gidecek. Geriye sadece şurası kalıyor. O da zaten sabit eğrilikli istatistiksel manifolda dönmüş oluyor. Şöyle bu normal bir Nabla için geçerli olan yarı sabit eğrilikli istatistiksel yapı eğer varsa duali de aynı şekilde yarı sabit eğrilikli istatistiksel yapı olabiliyor. Yani şuradaki R eşitsizliğini biz R yıldız içinde yazabiliyoruz. Yani genelde onun ispatları hani yapılıyor, var yani çıkıyor. Eğer bu bu koneksiyon üzerinde istatistiksel yapı yarı sabit eğrilikli ise duali de aynı şekilde elde ediliyor. Burada bu da sabit eğrilik için istatistiksel manifoldda R3'te bir örnek bunu bulmuşlar. Yani şöyle bu makalede ufak bir hata, birkaç hata var bu koneksiyonları yazarken. Biz bunu düzeltmiş şekilde burada hani elde ettik. B sabitine göre bakın constant curvature burada sabit eğriliği yani bu şekilde çıkmış oluyor. Yani o eşitliği sağlıyor yani. O R'yi tanımlayabiliriz yani istatistiksel manifold üzerinde. Benzer şekilde biz de yarı sabit eğrilik için kullandık. Şöyle bir çarpım manifoldu kullandık biz.
Kullandığımız bu çarpım manifoldu. Metriği de bu şekilde tanımlanmak üzere. Work to Product'a hani çok belki hakim olmayabilirsiniz biraz. Ya daha da özele giriyor açıkçası konular ya hani. Eğer X de bu şekilde seçilirse buradaki entity'deki uzayda bu uzayda bunun ispatını da ben yani dediğim gibi bir tez yaptım zaten istatistiksel manifoldların geometrisi üzerinde. O tez erişime de açık hani merak eden arkadaşlar daha ayrıntılarını oradan da bakabilirler. Hani buradaki bu manifold aslında bu yapıyla birlikte sağlandığında buradaki eşitliği sağlıyor. Yani C olarak sağlamış oluyor burada. A dediğim şey C, B dediğim şey de C oluyor. Yani yarı sabit eğrilikle bir manifold bulmuş oluruz. Yani aslında burada amaç hani bir yarı sabit eğrilikle manifolddan bahsediyoruz ama istatistiksel manifolddan. Tabii bahsederken bu uzay boş mu, dolu mu? Hani bizim çalışmalarımızda bu açısı biraz önem arz ediyor. Çünkü çalışıyorsun ama belki de boş uzayda çalışıyorsun. O hani açıkçası önemli. O yüzden boş olmadığını göstermek. Biz de burada yarı sabit eğrilikli bir istatistiksel manifoldun var olduğunu, yani yaptığımız çalışmaların boş uzayda olmadığını söylemek istedik. Tabii burada işte eşitsizliklerden bahsederken mesela bu evet bu işte bahsettiğim şey ama olarak yok. Bu sadece iç tensörüyle yani S ve S yıldız olarak bahsettiğimiz iç tensörüyle alakalı iki tane eşitliğimiz yaptığımız çalışmada bu benim ilk yaptığım çalışma aslında istatistiksel manifold üzerinde. İlk yaptığım ilk basılan çalışmamda iç tensörüyle alakalı iki tane eşitliğimiz var. Ve burada bu da skaler eğrilikle alakalı bir eşitsizlik. Yani yarı sabit eğrilikle istatistiksel manifold üzerinde skaler eğriliği dediğimiz tau böyle bir eşitsizliği sağlamış oluyor. Yine dediğim gibi ben bu çalışmaları yaptığım bazı uzayları da tanıtmak istedim. Şimdi bir de Stasek'e benzeri istatistiksel manifoldlar üzerinde biz bazı örnekler ve çalışmalar yaptık. İşte bu Stasek'e benzeri ben örneğin sonra herhalde. Şimdi Stasek'e benzeri istatistiksel manifoldlar üzerinde bir de invariant, anti-invariant daha çok alt manifold çalıştığımız için alt manifoldlar tanımını kullanmış olduk. İşte Stasek'e benzeri uzayı tanımlamak tabii mesele değil. Dediğim gibi hani bu uzay var mı yok mu? Önemli olan boş uzayda mı çalışıyoruz? Bunu vurgulamak gerçekten çok daha önemli yapılan çalışmalarda. Takano ilk bahsettiği zaman bu Stasek'e benzeri istatistiksel manifoldları böyle bir yapı hatta daha da genel olarak n boyutta yani 2n artı 1 boyutta daha doğrusu tek boyutlu kontak manifold üzerinde böyle bir nabla fi kısi nablalar böyle metrik bu şekilde fi'yi, kısi'yi ve eta'yı bu şekilde tanımladığı zaman burada c eşittir eksi 3 ile bu yapının bir Sasaki benzeri istatistiksel manifold olduğunu söylüyor. Gerçekten benim hayran olduğum bir örnek yani hakikaten böyle genel bir uzayda bu kadar yapıyı bulup ve o kadar eşitliği sağladığını söyleyip hani bunun istatistiksel anlamda bir kontak manifold olduğunu söyleyebilmek. Hani bunun boş olmadığını söyleyeyim. Şimdi bu şekilde de fi yıldızı da buna bağlı. Bakın farklı görüyorsunuz fi ve fi yıldızlar. Tabii biraz daha 3 boyutta, 5 boyutta bakıldığında daha net görünüyor açıkçası örnekler. Fi yıldızı bu şekilde bulmuş. Şimdi biz de yine bu örnekten yola çıkarak biz de burada bu sefer alt manifold bulmaya çalıştık. Sasaki benzeri yapılarda şu şeyi baz alarak, istatistiksel manifoldu baz alarak böyle alt manifold elde etmeye çalıştık. Bunu tabii daha genelde değil de R5 ve R9'un alt manifoldlarını elde etmeye çalıştık. Şöyle, burada 3 boyutta bir alt manifold olmak üzere M, yine dediğim gibi burada ilk başta R5'i kullanmış olduk. R5'te bakın invariant bir alt manifold olduğunu söylüyorum bunu. Aynı şekilde yine R5'te anti-invariant bir alt manifold buluyorum ve bu sefer kısıyla da M'ye burada tanjant olduğunu yani teğet olduğunu söylüyoruz. Bakın. Bir de R9'da var alt manifold. Örneğimiz 4 boyutlu bir alt manifoldumuz burada. Burada da bu durumda alt manifoldumuz anti-invariant fakat kısıyla da bu sefer M'ye normal olduğunu yani M'nin dışında M'ye normal, M'nin elemanlarına dik bir kısı olduğunu söyledik. Yine Stasek benzeri istatistiksel manifold üzerinde biz Ricci tensörüyle alakalı
böyle bir eşitlikler elde etmiş olduk. Tabii burada Sasaki benzeri istatistiksel manifoldlar artık invariant, anti-invariant alt uzayların bir tanımları olduklarından dolayı onları inceleyerek alt uzaylarla eşitlikler elde etmiş olduk. Tabii bu da S yıldız için bu sefer yaptığımızda eşitlikler elde ettiğimiz. Ve tabii ki de Sasaki benzeri istatistiksel manifold üzerinde skaler eğrilikle alakalı da böyle bir eşitsizlik elde ettik. Şimdi artık bu sefer dediğim gibi özel olarak bahsettiğimiz bu bölümde Chern eşitsizliği, Chern eşitsizliği yani Chern-First eşitsizliği olarak da biliniyor literatürde ve genelleştirilmiş Wink-Chern eşitsizliğini istatistiksel manifoldların bazı alt manifoldları için elde etmeye çalıştım. Ve bir de bunların biz eşitlik durumlarında konuştuk. Eşitlik olma durumunu. Tabii bu ilk yaptığım makaleydi. Yarı sabit eğrilik istatistiksel manifold için dediğim gibi. Burada hani ben açıkçası çok eşitlik durumunu o halde farkında değilim. Sonrasında da incelememişim herhalde. Burada eşitlik durumunu incelememişiz ama burada Chern-Ritchey dediğimiz işte Ritchey eşitsizliği. Burada bize bastırdığımız dergi Ritchey olarak kullanmamıza izin vermedi. Yani SXX olarak kullanmamızı söyledi. Normalde Ritchey olarak geçiyor aslında literatürde. O yüzden burada SXX olarak hani aslında Ritchey eşitsizliği hani bu. Burada zaten Ritchey tensörü olduğunu da söylüyoruz bakın bunu. Yani XX olduğu zaman tabi bu Ritchey'se hani tek bir X bunu XX olarak yazmanın bir anlamı yok. SXX Ritchey'se dönüşüyor aslında. Öyle kullanmak daha iyi ama bastırdığımız makale böyle yazılmasını istedi bizler. Daha doğrusu hakemler istemiş. O yüzden hani bunu bu şekilde yazmıştı. Burada da S ve S0 burada indirgenmiş konveksiyon nabla ve nabla yıldıza göre Ritchey tensörleri S0 tabii ki de sıfırı hep üstünde Levi-Civita konveksiyonu olarak kullandık. Burada da şey burada katilde dediği de Matilda'nın sectional curvature fonksiyonunu maksimum olarak kalan terim diyelim yani o şekilde adlandırdık. Dediğim gibi konveksiyon üzerinde sıfırları da biz Levi-Civita konveksiyonu olarak kullandık. Bu yarı sabit eğrilikli istatistiksel manifold üzerinde bulduğumuz ilk Ritchey eşitsizliği. Bu da genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliği. Yani şöyle aslında genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliğini hakikaten biraz hesaplamak bu rollardan dolayı normalleştirilmiş skaler eğrilikten dolayı biraz zor oldu. Ben bunu sadece yarı sabit eğrilikli istatistiksel manifold üzerinde yaptım. Tabii o zamanlarda. Şimdi farklı uzaylar üzerinde de yapılan çalışmaları da var yani açıkçası. Genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliği çok fazla bilinen bir eşitsizlik değil. Yani bir çene, bir de çen Ritchey eşitsizliklerine göre. Şu anda hani biraz daha çalışılmaya başlıyor. Yani farklı uzaylar üzerinde de elde etmeye çalışacağım. Hani burada ben tezimde sadece yarı sabit eğrilikli istatistiksel manifold için elde ettim bunu. Genelleştirilmiş Wittgen eşitsizliğini bu şekilde ettim. Hani bizim o işte yani açıkçası geometri konusunda çok usta olduğunu düşündüğüm Chern zaten isimlerini vermiş eşitsizliklere. O da hani bizim bu sonucumuzu topladığı makalelerde yine genel bir Wittgen eşitsizliği çalışmasında kullandım açıkçası. Dediğim gibi burada işte Chern pardon Wittgen eşitsizliğini de bu şekilde elde etmiş olduk. Bir tabii ki Sasaki benzeri istatistiksel manifold üzerinde. Burada yine dedim ki bunun alt manifoldları invariant, anti-invariant olarak tanımlandığından dolayı invariant bir alt manifold üzerinde hiç eşitsizliğini bu şekilde buluyoruz. Tabii eğrilik tensörünü kullandığımız için burada hani o yüzden tanımlamanın önemli olduğunu söylemiştim. Oradan yola çıkarak elde ediyoruz. Bu da devamı. M'nin anti-invariant olması da durumu. Bu da Kısır'ın normal, M'nin anti-invariant olması durumu. Bu da eşitlik durumu. Bu eşitsizliğin eşitlik olması için sağlaması gereken A ve H yıldızın sağlaması gereken bir eşitlikler olmuş oluyor. Bir de burada Chern eşitsizliğini yani Chern first dediğimiz işte skaler eğrilikle kesişsel eğrilik arasında bunda bir şey yok. Bu sadece Chern eşitsizliği olarak biliniyor. Kekler benzeri istatistiksel manifold üzerine yaptığımız bir çalışma var burada. Kesişsel eğrilik, pardon skaler eğrilik ve kesişsel eğrilik arasında bu şu şekilde bir eşitsizlik elde etmiş olduk. Chern eşitsizliği dediğimiz bir eşitsizlik bu da. Tabii uzaylar arttıkça eğrilik tensörünün sağladığı özellikler değerler arttıkça yani eşitsizlikler hakikaten bulmak zorlaşıyor. Yani belki de hani dergilerin de fazla böyle işlem kalabalığı görüldüğü için mi bilmiyorum hoşuna gidiyor hakikaten de bu çalışmalar.
Yani gerçekten de çalışılıyor, yapılıyor bunlar ve hani basılıyor da yani dergilerde. Rağbet gören bir konu. Yine burada kekler like manifold, işte main holomorfik olması durumunda yine alt manifoldun. Burada total reel olması durumunda neler çıkıyor? Onlara baktık ve eşitlik durumunda yine bu şekilde incelemiş olduk. Yine burada da şey Nil için eşitsizliğinde skalar evrilik kesişsiz evrilik arasında bakın burada total real olması durumunda yani M tilde'nin total real statistical manifold olması durumunda baktık. Bakın bu da eşitlik durumunda bu şekilde olmuş oluyor. Yani minimal, non minimal olması durumunda H ve H'nin sıfırdan farklı olması gerektiğini söyledik. bu da yine işte eşitlik durumuyla alakalı, çen eşitsizliğin n'in 4'ten büyük olması durumuyla alakalı bir sonuç. Bu da yine Kehler benzeri istatistiksel manifold üzerinde M'nin holomorfik olması durumunda ve total olması durumunda elde edilen eşitsizlik, bu da eşitlik durumu. Yani çok fazla hani ince ince ayrıntı anlatılacak bir şey yok. Zaten ben kaynakları şeyle de göstereceğim açıkçası. Hani nasıl elde edildiğiyle alakalı. Tabii makalelerde çok fazla açık yazılmıyor ama hani yapılan hesaplamalar devam edildiğinde çok da yani kapalı olmayı gözükmezse eğer yapılabilir, elde edilebilir belki açıkçası. Hani bulduğumuz eşitsizliklerde bu şekilde. Bir de tabii delta 2-2 invariantı üzerinde bir alt manifold yine burada. Bunun üzerinde de eşitsizlik elde etmiş olduk. Yine biz de Sasaki benzeri sistem manifold üzerinde çen eşitsizliğini işte dediğim gibi burada tekrar yani Ricci'yi, çen eşitsizliği, çeşitli eşitsizlikler hakikaten çok fazla var. Burada da bu şekilde elde etmiş olduk bunları. Yine main'in invariant, anti-invariant ve ksi'nin normal ve main'in anti-invariant olması durumunda da elde ettiğimiz çen eşitsizlikleri bu şekilde ve bu da eşitlik durumu. Bunlar da aynı şekilde. Umarım çok da hızlı anlatıp süreyi şey yapmadım ama benim de anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi ilk başta yine istatistiksel manifoldları düşünürsek ilk ortaya atan bu fikri yine burada Amari. Burada makalesi var. Yani şu anda şeyde gözüküyor. Bir, daha çok işte bu bilgi geometrisi ve istatistiksel manifold. Yani bu makalede, bu yayında var. Hani Nasser diye arkadaşları birlikte yapmışlar. Daha çok böyle dağılımlarla alakalı işte olasılık dağılımlarının bir istatistiksel manifold. Mesela olasılık dağılımının bir yerde görmüştüm galiba bu Nalini yapmışlar. Olasılık dağılımının nasıl bir istatistiksel manifolda karşılık geldiğini hani gösteriyor orada. Yani bir istatistiksel dağılımla geometrik bir manifold arasındaki hani bağlantıyı kurmuştu açıkçası. Gayet güzel bir şey. Hani biraz daha uygulama alanına belki çalışılabilse. Hem burada çan tarafından yine vardı eşitsizlikler. Başka geometriciler tarafından çalışılan eşitsizlikler. Genel olarak bakmak gerekirse farklı uzaylarda hakikaten bu eşitsizlik çen, Ricci, Wittgen eşitsizlik gerçekten şu aralarda özellikle çok çalışılıyor. Zamanında zaten bayağı bir çalışılmış. Şöyle bir bakmak istersek. Bizim de bu sonuçlarını elde ettiğimiz çalışmalarımız. Dediğim gibi ben zaten, gerçi burada iki tane makalesi var. Şu benim tezimden elde edilmiş makalemiz var. Bir de sonlara doğru gitmişiz. İstatistiksel manifoldların işte temellerini atan kişiler olduğunu söyleyeyim. Hani bunları da yine bu Bose'da istatistiksel manifoldlar, alt manifoldlar için bayağı bir temel denklemler, temel eşitlikler yazmış. O işte Gauss formülü, Kodazlı formülü dediğimiz Riemann manifoldlar üzerinde olup da istatistiksel manifoldlar üzerinde karşılığı olabilecek şekilde. Bunlar da hani istatistiksel manifoldların temellerini oluşturuyorlar.
Bir de yani var gerçekten istatistiksel manifoldları çok fazla. Mesela work product tatlı çarpım üzerinde de dualistik yapılardan yani istatistiksel yapılardan bahsedilen bir makale. Benim de var bu katlı çarpımlarla alakalı istatistiksel durumunda tez dışında bir makale. Yani gerçekten istatistiksel manifoldlar hani hakikaten çalışılıyor yani şeylerde. Bir de bu var işte benim tezimden yaptığımız eşitsizliklerle alakalı iki tane makale. Diğerleri de burada yaptıklarımız zaten tez dışında çalıştığımız değerlendi başka bir herhalde. Benim konuşacaklarım bu kadar. Umarım çok sıkmadan anlatabilmişimdir. Çok da süre harcadım bilmiyorum ama. Hocam çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür Şimdi ederim. Davet ettiğiniz için önce çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok farklı, çok güzel bir deneyim oldu. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz hocam. Hocam soru sormak isteyenler varsa tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Tabii Zoom evet chat'ten sorusu olan varsa alabiliriz. ya da Zoom chat'ten de yazabilirsiniz. Hocam sorularımız yok sanırım. Evet. Bitirmeden önce son bir hatıra fotoğrafı alabiliriz. Olur. Hocam bir soru geldi size. LinkedIn hesabınız var mı diye bir soru Yani şöyle sanırım. aslında aktif değil yani vardı zamanında ilk burada lisansüstü eğitime başladım yüksek lisansta o zaman almıştım ama çok aktif olarak kullanmıyorum. Yani kullanmıyorum açıkçası. Kullanmıyorum desem yok desem daha doğru yani açıkçası. Tamam o zaman hocam. Müsait olanlar eğer kameralarını açabilirse bir hatıra fotoğrafı alabiliriz hocamızla beraber. Tamam.